Ukrayna askerlerinin cephedeki mücadelesi devam ediyor. Ancak kış kapıda. Askeri uzmanlar sahadaki koşulların giderek zorlaşacağını söylüyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma bakalım. Polonya yapımı obüs krep ateşleniyor, düşman mevzileri vuruluyor. Burası Donetsk ve Luhansk arasındaki sınır bölgesi. Ukrayna askerleri topraklarını işgalden kurtarmak için mücadeleyi sürdürüyor. Topraklarımıza gelen düşmanları yok ediyoruz. Ukrayna askerlerine göre Rus ordusundan gelen saldırılar güç kaybetmiş durumda. Belki mühimmat sıkıntısı ya da lojistik hatalardandır. Ruslar şikayetçi. Bizim tarafımızdaysa onların aksine her şey halk için yapılıyor. Kış yaklaşıyor. Zorlu koşullar savaşın gidişatında belirleyici olacak. Aralık ayından itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor. Çamurlu yüzey birliklerin ve araçların intikalini zorlaştırabilir. Askerlerin daha çok yiyeceğe ve daha çok yakıta ihtiyacı olacak. Askeri uzmanlar hem Ukrayna hem de Rus ordusunun topçu saldırlarına odaklanacağı görüşünde. Rusya savunma Bakanı Sergey Shoigu savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta ve kontrol merkezine gitti, operasyonel durum hakkında bilgi aldı. Bazı askerlere Rusya'nın en yüksek dereceli madalyası olan Rusya Federasyonu Kahramanı Rusya Cesaret Nişanını verdi. Sizi tebrik ediyor ve hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'ya yasa dışı şekilde ilhak edilen Luhansk'a gitti. Günü birlik ziyaretinin ardından Moskova'ya döndü. Gözler 14 Kasım'da toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrili. Rusya'nın uluslararası hukuku ihlalden sorumlu tutulmasına yönelik yasa tasarısı oylanacak. Tasarı kabul edilirse Rusya'nın verdiği zarar uluslararası alanda belgelenmiş olacak. Ukrayna'ya tazminat ödemesi istenecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkelerin veto hakkı yok ancak kararların bağlayıcılığı bulunmuyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rus birliklerinin her sondan çekilmesi talimatını verdi. Ukrayna ise bu karara temkinli. Rusya, Ukrayna işgalinde ele geçirdiği ilk büyük şehirden çekiliyor. Kararı Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu aldı. <laughs> Şoygu, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin'le birlikte Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin toplantı düzenledi. Surovkin her sondaki Rus birliklerinin zor durumda olduğunu söyledi. Şoygu'ya birliklerin Dinyeper Nehri'nin karşı kıyısına çekilmesi teklifini sundu. Rus askerlerinin hayatını kurtarmak istediğini belirtti. Ay Şoygu, Rus komutanın teklifini onayladı birliklerin geri çekilmesi talimatını verdi. Vardığınız sonuçlara katılarak teklifinizi kabul ediyorum. Birlikleri geri çekin. Personel teçhizat ve silahların Dinyaper nehrinden güvenli transferi için gerekli tüm önlemleri alın. Surovkin, Şoygu konuşmasında Ukrayna'nın her sondaki Kakhova Barajı'na saldırdığını belirterek bölgenin su altında kalması riskine de dikkat çekti. Ukrayna'dan tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı danışmanı Mihailo Podolyak gelişmeye temkinli yaklaştı. Her sonda Ukrayna bayrağı dalgalanmadıkça Rusların geri çekildiğini söylemek zor dedi. Moskovadan yapılan açıklamaları dikkate almadıklarını söyledi. Her son, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinde ele geçirilen ilk Ukrayna kentiydi. Rus birlikleri Herson'u 2 Mart'ta kontrol altına almıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'dense beklenmedik bir adım geldi. Zelenski, Rusya ile görüşmelere açık olduğunu ima ederek şartlarını açıkladı. Bu yaklaşımda ABD'nin de etkili olduğu düşünülüyor. Rus lider Vladimir Putin'le müzakerelere kapılarını kapatan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski söylem değiştirdi. Uluslararası topluma çağrı yapıp Rusya'yı barış görüşmelerine zorlamalarını istedi. Koşullarını yeniden açıkladı. <laughs> Koşullarımız toprak bütünlüğümüzün sağlanması, Birleşmiş Milletler anlaşmasına saygı duyulması, savaşın neden olduğu tüm hasarın tazminatının ödenmesi, her savaş suçlusunun cezalandırılması ve bunun bir daha yaşanmayacağının garanti edilmesi. Zelenski'nin değişen tutumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili olduğu düşünülüyor. Çünkü günler önce Washington Post gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı müzakere masasına itmek için Kiev'e gizlice baskı yaptığını yazdı. Bu haberden kısa süre sonra da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus mevkidaşı Nikolay Patrushev ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'la gizlice görüştüğü ortaya çıktı. <laughs> Washington'ın Ukrayna'ya destek veren batılı ülkelerin savaş yorgunluğu yaşamasından endişe duyduğu için Kiev'i müzakere kapısını açık tutmaya ittiği yorumu yapılıyor. <laughs> Zelenski daha önce Putin Kremlin'de kaldıkça asla görüşmeler olmayacak mesajı vermiş. Hatta Ukrayna'nın Putin'le savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir kararname imzalamıştı. Şimdi gözler 15 Kasım'da Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde. Rus lider Vladimir Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Putin'in çevrim içi olarak zirveye katılabileceğine işaret etti. Zelenski'nin de çevrim içi katılımı bekleniyor. İki liderin görüşmesine ise ihtimal verilmiyor.